Herkese merhaba arkadaşlar. İyi pazarlar diliyorum. Yeni bir videoda daha yine birlikteyiz. Yine rekorlarımızın kırdığı bir hafta oldu geçen hafta. Sürekli yükselen bir borsa içindeyiz. Perşembe günü birazcık böyle zirveden satış gelse, Cuma günü öğlene kadar, özellikle son bir saate kadar yine satışlar artsa da son bir saatteki alımlarla birlikte şuradaki son gördüğünüz gibi saat 3'ten sonraki hareketle birlikte yine yukarıda bir kapanış oldu. En düşük gördüğümüz Cuma günü 2000 seviyesini gördük. Oradan döndükten sonra da 2035 kapattı. Şimdi endeksle ilgili genel değerlendirmemize bakalım. Öncelikle geçen hafta %42 olan getirimiz bu hafta nereye gelmiş? %50'lere kadar gelmiş durumdayız. 45 barda 45 iş gününde %50'lik bir getiri. Burada da gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 günlük bir düzeltme. Hatta çok sert dediğimiz sadece 1 ve 2 günlük bir düzeltme ile birlikte bunlar oldu. Tabii bir de bu Twitter'da çıkan yalan haberlerle ilgili bir sert bir şekilde bir satış gelmişti o günde. Artık kapattık ama çok sert bir gün olmuştu o günde. Zaten ondan sonra da koptu gitti açıkçası. Şimdi bundan sonra ne yapabiliriz? Nerelere gelebiliriz? Biraz onlara bakalım diyorum bu hafta. Sonuçta %50'lik bir getiri oldu son 45 iş gününde diyelim. En düşük şurada gördüğümüz 6 Ekim'de, Ekim, Kasım, Aralık yaklaşık olarak 2,5 ayda ki seviyemiz buralarda. Arkadaşlar borsaya yeni başlayan arkadaşları bilmiyorum artık ne kadar var. 2009'daki rally'yi ne kadar hatırlarlar. Şimdi hemen 2009'daki rally'de de aynı şekilde gördüğünüz gibi bakın haftalık olarak baktığımız zaman da oradaki yükseliş de geçen hafta bunları konuşmuştuk ama biraz daha detaya girmek istiyorum. Düzeltme yapmadan gittiği seviyede yaklaşık %110'luk bir getiri sağlamış. Tabii 2009'da çok ciddi bir şu anda da öyle bir kriz var ama yani o zamanki sert düşüş çok daha böyle yani çok ciddi bir düşüş olmuştu arkadaşlar. Yani o zaman bakın borsa 58 binlerden 20 binlere kadar düşmüştü. Çok ciddi bir düşüş olmuştu ve ondan sonra da tüm dünya çapında bir düşüş olmuştu zaten. Ondan sonra da Amerika'nın işte diğer merkez bankalarla birlikteki ortak hareketleriyle işte para basmaya başlamasıyla birlikte her şey tersine dönmüştü. Şimdi biz günümüze gelelim. Günümüzde ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Sürekli zirve arayanlar var. Zirve arıyoruz. Sürekli nereden dönecek diye bekliyoruz. Ona bakmamız gerekiyor. Şimdi geçen hafta şöyle 60 dakikalık trendler çok aslında gördüğünüz gibi çok böyle düzgün bir trend yapısı içinde ilerliyordu piyasa. Şimdi bakın burada birkaç tane trend çizebiliriz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şurada da aynı şekilde bir trendimiz var. Cuma günü buradaki trend kırıldı. Aşağıya geldi. Aşağıdan bir dönüş sağladı. Aslında son dönemdeki böyle satışlardan bir tanesiydi. Yani şurada da bakın aynı şekilde olmuştu gördüğünüz gibi. Şurada da bu trend kırılmıştı. Arkasından şuradaki 183.500'ü geçmesiyle birlikte yeniden yukarıya dönmüştü. Şimdi nasıl bir strateji ilerleyebiliriz açıkçası ona bakmak gerekiyor. Şimdi burada bizim için ana trendimiz bu büyük rally'nin ne zaman yani rally artık birazcık daha sakinleşmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Bunun bitmesi, bu trendin bitmesi bence şuradaki alttaki kırmızı çizgiyle alakalı arkadaşlar. Bu da 1921 seviyesinde. 1921'e kadar olan satışlar bence normaldir. Onun dışında gördüğünüz gibi şuradaki trend kırıldı. Buradaki trend de kırılırsa 1920'lere kadar gelebiliriz. Ama yani dediğim gibi burada da aynı şekilde bir hareket oldu. Burayı da kırdıktan sonra gördüğünüz gibi şurayı da kırdıktan sonra bakın buraya kadar geldi. Buradan dönüş yaptı. Arkasından yeni zirvelere gitti. Ve buradaki dönüş de çok ciddi bir dönüş. Yani baktığınız zaman 175 bin, 176 binden işte 2000 205 binlere kadar 30 binlik yani 30 puanlık bir hareket oldu. Şimdi bence önümüzdeki haftaki strateji şu şekilde olmalı. Eğer ki yeniden zirveyi geçtiği noktada yani şuradaki 205 2051 seviyesini geçtikten sonra eğer ben buraya bakmak gerekiyor. Eğer burayı kırıp da geçerse zaten yeniden long pozisyonlar çok ciddi bir şekilde yukarı doğru gidecektir diye düşünüyorum. Yani
ve yeniden nereye kadar gidebiliriz? Bu sefer yine buradan bir 10-15 puanlık bir rally yine başlayabilir açıkçası. O yüzden short pozisyonlar için buranın bence stop olması kesinlikle gerekiyor. Onun dışında long pozisyonlar için de artık 2000 seviyesi çok önemli bir seviye olmaya başladı. 2000 seviyesinin altında, yani cuma günü gördüğümüz düşük seviye 2000 seviyesinin altında kalırsa bu sefer de tam tersi long kalmamakta fayda var. Çünkü hareketler çok sert oluyor arkadaşlar. Yani 5 dakika içinde çok sert bir şekilde düşüş olabiliyor. Arkasından çok sert bir şekilde de geri alabiliyor. Yani artık kademeler boşaldı. Tabii bir de 1000 puandaki 10 puanla 2000 puandaki 10 puan bir olmuyor. Yüzdesel bakımından da bir farklılık var. Bu yüzden de çok daha böyle kademeler boşalmış durumda. Bu şekilde hareket ediyor. Dediğim gibi önümüzdeki hafta için bence kesin stop noktası 2000 seviyesi long için. Tabii bu kısa vadeli long şey stop noktası arkadaşlar. Yani spot tarafı için mal taşımaya devam edilebilir açıkçası. Ne zaman artık 1920-1930 kırarsa o zaman nakite dönülebilir diye düşünüyorum. Şimdi daha böyle şöyle 5 dakikalık grafiklere bir bakalım. 5 dakikalık grafiklerde de gördüğünüz gibi önümüzdeki, yani pazartesi açılış biraz daha böyle önem kazandı. Bana göre yani şuradaki çizgi çok önemli arkadaşlar. Yani bunun üzerine atarsa bence büyük olasılıkla yeniden 2052 seviyesini görmek isteyecektir. Ama 2052 seviyesinde dediğim gibi orada bir ikili tepe yapmak isteyebilir mi? İzlemek gerekiyor. Kısa vadeli durum bu. Şurada da cuma günü şey pazartesi günü yine eksi açılırsa şuradaki kısa vadeli trendi takip edeceğiz arkadaşlar. Buradaki kısa vadeli trend de kırılırsa yeniden bence 2000 seviyesine doğru bir hareket olma ihtimali yüksek. Daha çok 2000 seviyesi de demeyelim şu şekilde. Evet yine 2000'e geliyor zaten gördüğünüz gibi. 2000 seviyesi artık buradaki kritik bir nokta olmuş durumda arkadaşlar. Yukarıda da şöyle bir paralel kanal çizebiliriz açıkçası. Daha böyle kısa vadeli trendlerde gördüğünüz gibi şurada bir pullback yapmış durumda. Şuradaki kısa vadeli trendi kırdıktan sonra. Ben genelde dediğim gibi böyle gap'li açılışlardan sonraki hareketlerdeki trendleri daha çok önemsiyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi şuradaki harekette burada bu şekilde bir durum var. Önümüzdeki hafta yani temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. Yani buradaki sert yükselişten sonra düzeltme gelecekse düzeltme de sert oluyor genelde. Yani ne olursa olsun düzeltmeler de bu böyle durumlarda sert oluyor. O yüzden dikkatli olmakta, temkinli olmakta fayda var. Spot için uzun vadeli mal taşıyanlar için bir şey söylemiyorum ama vadeli tarafta özellikle pay vadeli olsun, hisse endeks vadeli olsun pozisyonlar için %1'lik, %2'lik hareketler çok büyük zararlar koyabiliyor ki hisselerde çok daha farklı bir ortam var. Hisselerde bir bakıyorsunuz taban, bir bakıyorsunuz taban olmuş durumda. O yüzden de özellikle pay vadelilerde çok daha dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Endeks biraz daha böyle sakin gidiyor. İşte hisselerin bazı hisseler düşüyor, bazıları yükseliyor derken dengeliyor ama pay vadelilerde çok ciddi bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani küçük büyük kağıt artık ayrımı kalmadı. O yüzden dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi endeksle ilgili yine birkaç noktaya bakalım. Yani ucuzluk, pahalılık, herkes bunu biliyorsunuz. Yani dolar bazlı bir bakalım. Hatta döviz spot diyelim, sepet bazlı bakalım. Sepet bazlı gördüğünüz gibi diplerdeyiz arkadaşlar. Yani bunun yaklaşık olarak 2018 yılından beri bu diplerdeyiz. Bu diplerden bir türlü çıkamadık. Yani şuradaki kanaldan bir türlü çıkamadık döviz bazlı olarak. Benim baktığım yine mesela gram altın bazında var. Gram altın bazında da gördüğünüz gibi yine aynı şekilde. Zaten daha çok dolara bağlı olduğu için burada da diplerdeyiz. 2018'deki yani burada tabii ons altının da etkisiyle burada 2018'in de altındayız açıkçası. Yine mesela herkes diyor enflasyon rallisi, enflasyon rallisi. Evet diyoruz. Enflasyon bazında ne durumdayız ona bakalım. Bu da enflasyon TÜFE endeksi bazında bir grafiğimiz. Bu da çok önemli bir grafik bana göre. Burada da bakın. Hatta bunu açıkçası daha böyle net bir grafik olarak çizecek olursak bunu aylık olarak da bakmak daha mantıklı. Çünkü aylık olarak açıklanıyor enflasyon verileri. Gördüğünüz gibi aylık olarak baktığımız zaman da burada da şuradaki trende hemen hemen yaklaşmış durumdayız. Burada geçmesi durumunda enflasyon analizi daha da artacaktır. Tabii şöyle büyük bir olasılıkla Aralık yani Ocak ayındaki gelecek Aralık verisiyle birlikte burada
TÜFE yüksek geldiği için buradaki endeksi biraz daha düşürecektir. Ama şu an için daha tabii gelmediği için bu Aralık ayı boyunca yani 3 Ocak'a kadar bu yukarı doğru hareket devam edecektir. Burayı kırıp kırmadığına bakmamız gerekiyor. Hani enflasyon bazında da dediğim gibi burası çok önemli bir seviye. Burayı kırarsak en son 3,5'larmış işte 3,48'miş. Bizim kapanışımız yüksek 3,40'ları görmüşüz. Hemen hemen gelmişiz diyebiliriz açıkçası. O yüzden enflasyon bazında da endeks ciddi bir yükseliş gösterdi. Yani baktığınız zaman da şuradan 2,35'lerden işte 3,5'lara kadar çok ciddi bir yükseliş göstermiş durumda. Şimdi bizim diğer borsalarla olan bir korelasyonumuz vardı hatırlarsınız. Çok bakardım. Tabii son dönemdeki hareketle birlikte bu korelasyon da açıkçası çok fazla kalmadı zaten. O yüzden ama yine de bir bakalım son durum nedir ne değildir. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar Mart 2020 dibinden itibaren yani oradaki düşüşten itibaren şöyle aldığımız zaman biz %72 yükselmişiz arkadaşlar. Burada tabii biz gördüğünüz gibi %20'lerdeydik. Son dönemdeki hareketle birlikte çok ciddi bir şekilde öne geçtik. Çok gerideydik açıkçası. Burada tabii Rusya borsası yine düşmeye biz yükselirken düşmeye başladı. Yine KOSPI'de çok fazla bir hareket yok. MSCI endeksleri de aynı şekilde. MSCI endeksi de yani global MSCI endeksi de gelişmekte olan piyasalar endeksi de aynı şekilde çok fazla açıkçası yükselmedi. Hatta tam tersi düşüş gösterdi. Yani biz çok ciddi bir şekilde pozitif ayrıştık. Ama bu TL bazında bir pozitif ayrışma. Bunun dışında mesela TUR yani bizim dolar bazlı endeksimiz olan MSCI endeksimize bakalım. Oradaki durum nedir? Şimdi şunları hemen kaldırmamız gerekecek. Şimdi burada da gördüğünüz gibi de dolar bazlı endeksimizin bir aslında benzer bir grafiği. Buraya da aynı şekilde MSCI endeksini atmamız gerekiyor. Mesela buradaki MSCI endeksimiz hangisiydi? Global ev. Şimdi mesela burada şöyle yapabiliriz. Mesela Hindistan'a atabiliriz. Ondan sonra MSCI başka ne var? Brezilya'ya atabiliriz. Güney Afrika'ya atabiliriz mesela. Bunları attığımız zaman da zaten burada da mesela şurada yine 2020 dibinden itibaren baktığımız zaman biz tam tersi mesela Hindistan %34 yükselmiş. Hindistan bu da aslında Hindistan para birimi karşısındaki endeksi. Yine aynı şekilde burada bunlar EVZ ve EFY dediğimiz buradaki en düşük alan açıkçası hangisiydi bu? İsimleri birazcık farklı arkadaşlar. Hemen şuradan bakalım. EVY Güney Kore endeksi. Güney Kore endeksi gördüğünüz gibi %26 yükselmiş. Brezilya'da tam tersi %34'te Brezilya bizimle birlikte paralel bir durumdayız açıkçası. Orada da tabii Brezilya endeksi yani Bovespa kendi para birimi cinsinden de çok fazla yükselmedi. O yüzden de onların para birimi yani çok aşırı değer kaybetmese de onlar da bu şekilde düşük kaldı. Yani durum açıkçası bu. Brezilya ile gördüğünüz gibi daha böyle paralel gidiyoruz. MSCI endeksi bazında diye düşünüyorum açıkçası. Buralarda diplerdeyiz. Yani TL bazlı çok ciddi getiri var ama dolar bazlı hiçbir şey yok açıkçası ortada. Tekrar grafiklere dönecek olursak BIST 30'da da çok fazla bir şey yok arkadaşlar. BIST 30'da zaten birbirine benzeyen grafikler. Burada da aynı şekilde buradaki 2236 zirvesine bakacağız. Buradaki grafik de birbirine benziyor. Çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Vadeli tarafa bakalım. Vadeli taraf kapandıktan sonra akşam seansında çok hareketler de olmaya başladı. Burada da şu şekilde bir trend kırılımı fake atar gibi oldu ama tekrardan bunun içine girdi. Burada da dikkat etmemiz gereken nokta 226 bin seviyesi arkadaşlar. Hatta burada daha böyle kısa vadeli bakacak olursak önümüzdeki pazartesinden itibaren 224 bin 200 eğer şuradaki gördüğünüz gibi şuradaki zirveyi yukarı doğru kıracak olursa tepkiyi kıracak, yukarı doğru kıracak olursa yeniden 226.600 işte 226.700 seviyesine kadar gelecektir diye düşünüyorum. Şöyle bakın buraya kadar gelecektir. Çünkü yani burada şuradaki sert düşüşü sert bir şekilde alma ihtimali var. O yüzden önümüzdeki hafta yani şurada bakın 224 bin 227 bin arası neredeyse 3000 puan 30 puan var. Ciddi bir getir arkadaşlar yani ve burayı da hızlı alacaktır diye düşünüyorum. O yüzden dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi burada da artık ana stop noktamız da bence şu şekilde diye düşünüyorum. Şuradaki
Gördüğünüz gibi şunu şöyle silelim. Çok kafa karışıklığı olmasın. Şurası 218.800 yani 2188 seviyesi önümüzdeki hafta için kritik bir nokta olmuş durumda. BIST 30 vadeli endeks tarafı için de durum bu. Şimdi dolar tarafına bir bakalım. Dolar tarafında çok 3 defa müdahale oldu toplamda. Bir tweette de belirtmiştim. Etkisi sürekli de azalıyor bu şeylerin, tepki durumların, satışların diyelim, Merkez Bankası satışlarının. Ve biz artık yani geldik geleceğimiz nokta, yani 14 seviyesine gelmiş durumdayız. Yani bu 60 dakikalık bir grafik. Gördüğünüz gibi artık 14 seviyesinin üstü ciddi bir yukarı, yani enerji birikti ve bu enerjinin birikmesiyle birlikte de eğer 14 seviyesinin üzerine gördüğümüz noktada çok ciddi stoplar da patlayacaktır ve yukarı doğru bir hareket çok daha hızlanacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden ya, tabii önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın da kararı var malum. Büyük olasılıkla Merkez Bankası kararına kadar çok fazla bir hareket olmayacak. Ne zaman Merkez Bankası kararı olmuştu hatırlarsanız, şurada bakın, burada da hemen hemen benzer görüntü vardı. Bakın şöyle bir görüntü vardı. Bakın burası da Kasım ayındaki hareket. Gördüğünüz gibi yukarı doğru daralan bir üçgen vardı. Benzer hareket, bakın pat yukarı kırdı. Aldı, pat yukarı kıracak mı göreceğiz. Merkez Bankası grafiği çizenler Merkez Bankası arkadaşlar. Merkez Bankası ne derse olacak burada. Eğer önümüzdeki hafta 18'iydi sanırım, 18'inde ciddi bir faiz indirimi olursa, ki her zaman söylüyoruz olmaması gerektiğini, herkes faiz artırırken bizim artırmamamız gerektiğini, indirmememiz gerektiğini, ama biz bırakın sabit bırakmayı, indirmeye çalışıyoruz. Bu tartışmaları çok fazla uzatmaya da gerek yok. Ama grafikler bunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi buradaki hareketten sonra kırılım olmuş. Buradan bir bakın, onay almış. Bu onaydan sonra da yeniden yukarı gitmiş. Yine aynı şekilde burada da kırılım olmuş. Buradaki kırılımla birlikte eğer yukarı doğru faiz, yani ben yine şeyi düşünmüyorum açıkçası. Faiz kararına kadar 14'ün üzerine çıkacağını düşünmüyorum. Yani çıkarsa da çok sürpriz olur, ki içeriden bir haber almışlardır diye düşünüyorum. O yüzden 18'ine kadar buralarda yine oyalanır. Ama 18'indeki kararla birlikte ya yukarı ya aşağı bir kırılım olur. Bakalım, izleyeceğiz, göreceğiz. Buradaki kararı Merkez Bankası veriyor arkadaşlar. Burada ne kadar grafik çizersek çizelim, hikaye diye düşünüyorum. BIST'leri bitirelim artık. Altına bakalım. Altında yine çok fazla bir değişiklik, bir durum yok arkadaşlar. Altın gördüğünüz gibi yatay bantta devam ediyor. Yukarıdaki hareketleri, şuradaki hareketi, yani 1830'u kırdığı hareket çok sınırlı kaldı ve hemen çok sert bir şekilde aşağıya geldi. O yüzden artık 1760'ın altı ve 1795, hatta 1800'ün üstü diye düşünebiliriz. Yatay bantta hareket ediyor. Yani gram altın tarafı zaten tamamen dolarla birlikte hareket ediyor. Ons tarafını artık pek görmüyor, ons hareket olmadığı için. Ons'taki hareket de bundan ibaret diye düşünüyorum. Şimdi bankacılık endeksini unuttuk, ona bir bakalım. Şimdi bankacılık endeksinde arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ikili tepe oluşum var. En büyük, en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi burası. Yani burada ciddi bir ikili tepe oluştu. Yani endeksi de bence burası yönetecek diye düşünüyorum. Buradaki ikili tepe, eğer şuradaki trend de açıkçası kısa vadeli trend de aşağı doğru kırıldı. Şunu güncelledik mi? Evet, güncel. Kırıldı. Ama dediğim gibi burada dikkatli olmakta fayda var. Yani beni endeks tarafı içinde biraz daha şüphelendiren durum bankacılık endeksi. Bankacılık endeksi biliyorsunuz daha böyle net gidiyor açıkçası. Yani burada ikili tepe oluşum varsa, altta şuradaki 1525'leri aşağıya kırarsa, buradaki formasyon şuradaki satışlarla birlikte şu kadar, şu boydaki bir satış aşağı doğru gelebilir. Bir düzeltme seviyesine gelebilir açıkçası. Bu da nereye kadar gelebilir? Yani dediğim gibi şurada bir desteğimiz var, 1482'lerde, ama açıkçası 1368'lere kadar da gelme ihtimali var bana göre diye düşünüyorum. O yüzden bankacılık endeksi bence endeksin, yani borsamızın belirleyicisi olacaktır diye düşünüyorum önümüzdeki hafta. Hem faiz indirimiyle birlikte ya da işte sabit bırakmasıyla ilgili de olabilir. Artık ne karar verilirse o da etkileyecektir bankacılık endeksini. Biliyorsunuz en çok bankacılık endeksini etkiliyor. Burada Garanti Bankası, çok geçen hafta da tweet attım. Çok
ciddi bir sıkıntı içinde. Yani bu 12-25 fiyat belirlenmesi ciddi şekilde baskı oluşturdu. Buradaki 12'yi geçemedi. 12'yi geçerse biraz tekrar ikili tepe yapabilir diye düşünüyorduk ama 12'yi geçemedi. Burada bankacılık endeksini sürükleyen hisse İş Bankası oldu. Yapı Kredi oldu ağırlıklı ama İş Bankası çok ciddi bir potansiyel. Yani beğendiğim hisselerin başına zaten biliyorsunuz İş Bankası geliyordu ve ciddi bir potansiyelle birlikte getiri sağladı. Ve bankacılık endeksinde çok ciddi bir pozitif ayrıştı. Garanti Bankası da durum bu. Garanti Bankası'ndaki düşüşten sonra tekrar bir tepki verdi ama bu tepki çok yarım kaldı, güdük kaldı diyebiliriz. Ve aşağıdan tekrar bu şuradaki kısa vadeli trendi aşağı doğru kırdı. Yani bankacılık endeksindeki görüntü bozuk. Yine İş Bankası'na bakalım. İş Bankası tarafına bakacak olursak, İş Bankası'nda da dediğim gibi eski zirvesini geçti. Yani 7.44 zirvesini geçtikten sonra 8 onlara kadar bir hareket oldu ve cuma günkü yani perşembe günkü akşama doğru ki satışlar ve cuma günkü satışlarla birlikte yani 8.10'dan 7.5'lara doğru bir hareket oldu. Burada önemli seviye 7.44 7.45 seviyesi arkadaşlar. Eğer orayı kırarsa burada da aşağı doğru hareket biraz daha gelebilir bankacılık endeksiyle birlikte diye düşünüyorum. Onun dışında diğer hisselerle ilgili çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Hepsi çok ciddi bir alımla birlikte gidiyorlar. Dediğim gibi önümüzdeki hafta bence belirleyici olacak olan piyasa bankacılık endeksi. Bankalar bankacılık endeksine odaklanmakta fayda var diye düşünüyorum. Düşünüyorum bir yandan da ne atladık diye. Yani kısaca durum bundan ibaret arkadaşlar. Yine aklınıza takılan bir şey varsa Twitter'dan sorarsanız zaten oradan cevaplamaya özen gösteriyorum. Oradan cevaplarım yine size yardımcı olmakta. Elimden geleni yapıyorum. Şimdi dediğim gibi son durum bu. Çok da fazla artık uzatmayalım. Yine hemen hemen 20-25 dakikayı bulduk. Durumlar bunlar. Önümüzdeki hafta temkinli olmakta fayda var. Hareketli bir hafta olacak. Açıkçası Merkez Bankası kararına pozisyonda girmek ben tercih etmiyorum. Geçen hafta da aynısını yaptım. Geçen ay da aynısını yaptım. Bu ay da aynısını yapacağım açıkçası. Kendimi yani bir yazı tura işine sokacak halim yok açıkçası. Durum bundan ibaret. Önümüzdeki hafta herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.